مولد كاندلي التعاصم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله ve sahbihi ecma'în. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İyi sonuç takva üzere yaşayan müminlerindir. Düşmanlık ancak zalimler içindir. Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun bütün ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Elhamdülillahi münşil halgı min adem, sümme salatu alel muhtari fil gidem. Hamd, mahlukatı yoktan var eden Allah'adır. Sonra salat, kıdem bakımından en seçkin olan Peygamberimizin üzerinedir. Mevlaya salli ve sellim daimen ebede. Ala habibike hayril halkı kullihim. Huvel habibul lazii turca şefaatuhu li kulli havlin minel ahvali muktahim. Yüce Mevlam, yaratılmışların en hayırlısı, sevgili kulun olan Habibine ebedlere kadar her an salat ve selam eyle. O Habibin ki, Yüz yüze geldiğimiz her korku Ve endişe karşısında Onun şefaati ümit edilir. Ve salli ilahi külle yevmin ve sa'ah Alel Mustafa'l-muhtari ma nesmetün semet Ve salli alel muhtari ve ali küllihim Ki addi nebatil ardi verrihi ma seret ilahi her bir canlı nefes alıp verdikçe ve her gün, her saat o seçkinlerden seçkin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat eyle, o seçkin kuluna ve bütün aline yeryüzündeki bitkiler adedince ve rüzgarlar esip durdukça salat eyle. Ve salli <Sessizlik> salaten temle'ul ardu ve sema'a ke veble gamamin ma ruudin tecelcelet fe yekfi ke ennallaha salla bi nefsihi ve emlekehu sallat aleyhi ve sellemet Peygamber Efendimize gök gürültüsü ile beraber yağan yağmurlar gibi yeri ve gökyüzünü doldururcasına salat eyle Ya Resulallah bizzat yüceler yücesi Allah'ın ve meleklerinin Salat ve selam etmesi senin için kafidir. Allah'ım en asil soylardan süzerek alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif buyurdukları mevlit kandilinde ellerimizi sana açtık. Yalnızca sana dua ediyor bütün şerlerden senin sonsuz rahmetine sığınıyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım, Mevlid kandili münasebetiyle okuduğumuz Kur'an hatimlerini, Yasin-i Şerifleri, Tebareke, Tekasür, İhlas-ı Şerif ve Fatiha surelerini, Tekbir, Tehlil ve Salavatları yüce dergahında kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım isimlerinin ve sıfatlarının hürmetine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun ailesinin hürmetine ve Kur'an-ı Kerim hürmetine Müslüman ülkeleri, buralarda yaşayan Müslüman kardeşlerimizi bütün kötülüklerden, şerlerden koru ve onların hacetlerini karşıla, günahlarını bağışla müminlerin hastalarına şifa, rızıklarına bereket, bedenlerine sağlık ve afiyet ihsan Allah'ım bizleri ve İslam alemini bütün sıkıntılardan, şerlerden kurtar. Ülkemize birlik ve beraberlik ver. Ülkemizi her türlü fitneden ve düşmanlardan koru. Estağfirullah, estağfirullah. Estuğfurullah'al Azim'el Kerim, lezi la ilahe illa huvel hayyul ve etûbu ileyh. Allah'ım, bir aciz kul olarak ben kerim olan, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, daima hakiki hayatla diri olan hay, her şeyi ayakta tutan kayyum olan büyük Allah'tan beni bağışlamasını istiyor ve bütün benliğimle ona tevbe edip yöneliyorum. Mağfiretini talep ediyorum Allah'ım. Bağışlamanı diliyorum Rabbim. Kusur ve günahlarımdan beni tertemiz kılmanı istiyorum yüce Mevlam. Allah'ım, sana son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu tevbe ile yalvarıyoruz tevbe ve istiğfarımızı kabul eyle. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethira ve la yagfiru zunube illa ent fevfirli mevfireten min indik verhamni inneke entel gafurur rahim Allah'ım ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin. Kendilerinden sonra kıyamete kadar gelecek çocuklarına en güzel bir istiğfar numunesi olan ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'ın Havva validemizle beraber yaptıkları duayla sana tevbe ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Rabbena zalemna enfüsena ve illem tevfirlena ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Ey alemlerin Rabbi! Bizi merhamet ettiklerinden, affettiklerinden ve cehennemden azad ettiklerinden eyle. Bizi sürekli hayırlarla uğraşan, namaz kılan, Kur'an okuyan ve sair ibadetlerini yapan, helalleri yerine getiren, haramlardan kaçınan kullarının zümresine dahil eyle. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi Rabbim! Bizi ehli Kur'an, ehli oruç, ehli kıyam ve ehli teheccüd eyle. Bizi, aile ve akrabalarımızı, seni sırf rızan için seven ve destekleyen bütün müminleri ihsanınla sorgu ve sualsiz olarak cennetine dahil eyle. Biz senden istiyoruz ey Allah'ım! senin kendini adlandırdığın ve kitabında vahyettiğin veya mahlukatına öğrettiğin ya da sadece tek sende bıraktığın, gayb olarak sadece sende olan isim ve sıfatlarınla senden istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'i kalplerimize bahar eyle, göğüslerimizi nurlandır, kalplerimize genişlik ver, hüzünlerimizi gider, sıkıntılarımızı gider ve bizi rahata erdir. Bize senin rızana ve cennetine giden yolda hidayet eyle. Kur'an'ı bize senin rızana ve cennete götürücü rehber eyle. Allah'ım bizleri hakkında kutsi hadiste لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ Sen olmasaydın ya Muhammed, bu alemleri yaratmazdım. Kur'an-ı Kerim'de ise وَمَا اَرْسَلْنَاكَ erselnake illa rahmeten lil alemin. Ey Muhammed, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik." buyurduğun peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin livai hamd sancağı altında gölgelenen kullarından eyle. Vessalatu ve عَلَى سَيِّدِنَا yedine اللّٰهِ Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'a hamd, Allah Resulü Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun. Allah rızası için El-Fatiha. Değerli takipçilerim, Mevlid Kandili münasebetiyle yapabileceğiniz güzel bir duayı sizlerle paylaştım. Rabbim dualarımızı kabul buyursun. Allah'ın selamı, Rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.